Abdullah bin Ömer Hazretleri, Hazreti Ömer'in oğlu, bir gün birisi onu çarşıda gördü, alışveriş yapıyor. Diyelim ki bu kitabı satın alacak, bu kitabı, kitap satın alacak. Vatandaş diyor 10 lira, satıcı diyor 10 lira, artık pazarlık etti. Ama ne biçim pazar, halifenin oğlu, ne biçim pazarlık etti. Yani çok böyle hani, yani bakan kişinin hoşlanmayacağı şekilde pazarlık etti. Bakan kişi ya bu kadar da olmaz denilecek şekilde pazarlık etti ki bu gören, anlatan hoşlanmadı yani. Bu halifenin ne oldu? Bu kadar da olur mu gibisinden böyle hissetti. Dur dedi, ben biraz bunu takip edeyim, bakayım nasıl hareket ediyor bu dedi, tamam mı? Böyle hani kusura bakmayın, hani sanki gıcık oldu, tamam mı, hareketini yaptığına yakıştıramadı ona yaptığını. Ona yaptığını yakıştıramadı. Biraz dedi bakayım ne yapıyor dedi. Neyse biraz sonra giderken karşısına bir fakir çıktı. Ya bir şeyler istedi. Çıkarttı bir kese altın verdi ona. Lan biraz önce 3 kuruş için bir sürü laf döken Abdullah bin Ömer Hazretleri şimdi çıkarttı bir kese altın verdi ona. Hayda, bu ne periz, bu ne lahana turşusu yani şimdi. Bu ne biçim iş? Kalktı hemen gitti yanına. Ya dedi, ben dedi seni biraz önce gördüm, orada dedi böyle böyle alışveriş yapıyordun. Bu kadar yani 3 kuruş için bir sürü laf döktün dedi. Buraya gelince 3 kuruş için bir sürü laf döktün, buraya 3000 kuruşu gözünü kapattın verdin. Bu dedi ne biçim iş? Dedi ki o ticaretti. Dedi ki o ticaretti. Orada bu gerekir. O ticaretti. Orada bu gerekir. Bu da tasadduk. Allah için bir şey yapmak, burada da bu gerekir dedi. Anladınız mı? Bir şey sizin karşınıza çıktığı zaman o Allah'tan imtihan olabilir arkadaşlar. Her zaman öyledir diyemem. Ama Allah'tan imtihan olabilir. Mesela mahşerde arkadaşlar Allah-u Teala kullarını hesaba çekecek. Allah-u Teala kuluna buyuracak ki ben açtım, sen beni doyurmadın. Ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin, nasıl acıkırsın, ben seni nasıl doyururum? Kapına bir aç gelmişti, onu doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Ey kulum ben çıplaktım, sen beni giydirmedin. Ya Rabbi sen alemin Rabbisin, ben seni nasıl giydireceğim? Kapına birisi gelmişti, ihtiyacı vardı, sen ona vermedin. Anladınız mı arkadaşlar? Bazen bir şey olur böyle, Allah-u Teala senin kapına gönderir. Arkadaşım boş çevirme, kolay kolay boş çevirme. Hani takatin yetmiyordur, imkanın yetmiyordur, o zaman da imkanı yeten birileri vardır, yönlendir. Ya bir şeyler yap, dert et, dert et. Hiçbir şeye gücün yetmiyor, dua et. Gönlünü alacak iki kelime söyle. Ama kapına geleni kolay kolay boş çevirme. Ama kapına gelen illa şahıs olması şart değil. Kapına gelen kolay kolay boş çevirme. Yolda gidiyorsun, bir tane kedi geldi böyle ayağının dibinde dolaşıyor. Geçip gidemezsin kardeşim. Yolda gidiyorsun, bir tane kedi gördün, araba çarpmış. Geçip gidemezsin kardeşim. Geçip gidemezsin kardeşim. Ha tabii duruma göre değişir yani. Kalkıp da böyle köşe köşe kedi gez, al veterinere götür demiyorum ama. Ha vurdun hayvana. Geçip gidemezsin kardeşim. Alacaksın, madem sen çarptın. Geçip gideceksin, alacaksın gideceksin. Bak bir kere ne oldu? Evde oturuyorum ben. Çocuklar geldiler bana. Evin önünde bir tane ağaç var. Ağacın dibinde bir tane kedi var. Hayvan can çekişiyor. Bana gel, yapacak bir şey yok. Bana gel, yapacak bir şey yok. Kalkacaksın, alacaksın, götüreceksin, veteriner bulacaksın, uğraşacaksın, yapacak bir şey yok. Niye? Çünkü sana aksetti o iş. O iş sana intikal etti artık. O iş sana intikal etti. Ne demek? Ahirete senin defterinde o yazacak. Diyecek ki Ahmet'in kapısında böyle oldu. Sonra nokta 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 bakacaklar Ahmet ne yapmış. Bana intikal etmeseydi ya ben sokakta geçen her hayvandan ben mükellef miyim, ne alaka yani, tamam mı? Ama ve lakin bu bana intikal etti artık. Anladınız mı arkadaşlar? Bana intikal etti mi ne demek? Benim amel defter, benim hayat defterimde bu yazıyor. Ahmet'e böyle bir şey söylendi. Hop ondan sonra nokta nokta bakalım Ahmet nokta noktayı nasıl doldurdu. Mesela o hayvan acı çekmeye devam etti. Sen parmağını kımıldatmadın. Parmağını kımıldatmaya imkanın vardı, gücün vardı ama sen parmağını kımıldatmadın. Boş verdin. Orada boş verdi yazacak. Ahmet'e böyle böyle dendi. Nokta 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 sen dolduruyorsun orayı. Boş verdi. Bir şey yapmaya imkanı vardı. Hiçbir şey yapmadı. Boş verdi. Ona göre muamele. Veya işte 5 yapmaya imkanı vardı. O 1 yaptı. 5 yapmaya imkanı vardı. 5'i yaptı bitirdi. 5,5 yapabilir miyim diye kendini zorladı. Tamam mı arkadaşlar? Bak misal veriyorum sadece. Hayattaki her olayda bu karşımıza, her şeyde, her sahada bu karşımıza çıkabilir. Hiç bilmediği yerde insan imtihan olur. Yarın mahşerde karşımıza çıkar. Lehimize olur, aleyhimize olur.